Burada da bakanımıza yapılan bir şeyden de bahsettik, hakaretten. Şunu bir hemen soralım. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi hakikaten Türkiye bölgede yalnızlaşıyor mu gittikçe? Yalnızlaştı. Yalnızlaşıyor, bir tarafa koyuyoruz. Yalnızlaştı. Ya arkadaşlar, şimdi Hollanda ile Almanya ile dövüşüyor ya, Nazi Mazi diyor. Hatırlayın, İsrail ile dövüştü, barıştı. Sonra dünya kadar taviz vererek, işte bu şehitlerin kanını manını koyarak anlaşma yaptı onlarla. Olmaz diyor, Yahudi lobisi olmadan devam edemem diye. Sonra Rusya ile kıyamet koptu. Bir daha düşürürüz, bir daha ederiz. Ne oldu? Şimdi Almanya ile yalnızlaşıyoruz. Bu Almanya deyip geçmeyin. Türkiye'nin en büyük ticaret yaptığı yer Almanya. En çok malı onlara satıyoruz, hem de sanayi malını. En çok mal onlardan alıyoruz. Bir ekonomik ambargo uygulasalar dünya kadar işsizimiz olacak. Çünkü sanayi ürünlerini oraya gönderiyoruz. Ya tabii yani insan, uluslararası ilişkiler bizi sevmeyen olabilir, bizim aleyhimize davranıyor olabilir. Ama herkes düşman olmaz yani. Bizim menfaatimiz, onların menfaati, bizim menfaatimiz böyle gidecek. Türkiye'de kapıyı kapatılınca neyle yaşayacağız? Petrol çıkmıyor. Altın madenlerimiz yok, birikmiş bir şeyimiz yok yani. Türkiye'de ne yatırım yapılıyorsa bu yollar mı oldu? Hepsi borçlu. Para tasarruf orada. Dolayısıyla onlardan borç alıp onlara sabahtan akşama sövmezsin yani. Tamam, onlar gibi olma. Kendi çıkarlarını koru. Ama yani uluslararası ilişkiler iyi gitmesi lazım. İyi giderken Türkiye büyüdü. Baştan Erdoğan iyi ilişkiler kurdu, büyüdü. Sıfır sorun dedi, Türkiye iyi gitti. Kötü ilişkiler olunca bozuldu her şey, sıkıntı ortaya çıktı. Yalnızlaşıyor tabii maalesef. Yalnızlaşıyor Türkiye, bu yanlış. Bu referandum sürecinde özellikle 15 Temmuz'la ilgili söylemler de sürekli gündeme geliyor seçim sürecinde. Yani bu 15 Temmuz'un özellikle evet ya da hayır referandumunda etkisi sizce ne olur? Yani 15 Temmuz'un evet ya da hayırı ne kadar etkiler bilemiyorum ama şunu söyleyeyim ben. Eğer 15 Temmuz öncesi tek adam yönetimi olsaydı, her şey bir adamda olsaydı ve o adam bir şekilde ele geçirilseydi 15 Temmuz başarılı olabilirdi. Yani güçler dağıldığı için, kuvvetler dağıldığı için çok da bir taraftan yargıyı ele geçirecek, bir taraftan hükümeti ele geçirecek, meclisi bunları beceremedi yani. 15 Temmuz'un ne kadar etkisi olacak, niye etkisi olacak? 15 Temmuz'u kimler yaptığını biliyoruz biz, işte askerler, işte bunlara yardım yapanlar, işte o örgütün üst elemanları falan. Öyle bir mağduriyet oluşturuldu ki yani 10 sene evvel çocuğunu bilmem ne okuluna göndermiş, devletin izin verdiği bankaya para yatırmış olan adamlar işinden oldu, bir kısmı içeri atıldı falan ama kendisi 17-25 aralara kadar ilişkiyi sürdürmüş, ne istediği de vermedik demiş. Ondan sonra millete de demiş ki ya millet hata yaptık, yanlış yaptık, milletim ve Allah'ım beni affetsin demiş. 15 sene evvel çocuğunu okula göndermiş adamı niye işinden gücünden atıyorsun? İşte onlar okullarında okumuş ama hiçbir bağlantısı olmamış, bu darbeyle ilişkisi olmamış adam, hakimleri, savcıları niye işinden gücünden ediyorsun? Bunu da sorar. Yani bu 16 Nisan referandumunda bunu soracak olan çevreler olacak. Çok mağduriyetler oluştu, çok yaşla beraber, kuruyla beraber yaş yandı. Bunların da elbette 15 Temmuz'a bir yansıması olacak diye düşünüyorum. Bir de olağanüstü hal kararnamesi yani anayasaya aykırı bir şekilde her konuda kanun çıkarıyor. Zaten eğer bu şey değişiklik geçerse bu fiili durum devam edecek. Kanun çıkaracak. Kanun. Yani yöneten, icraat yapan kanunu uygular, kanunu meclis çıkarır. Bütün dünyada böyledir. Türkiye'de de böyledir. 141 seneden beri böyledir. Yani Osmanlı'dan beri böyledir. Yani. 1876'dan beri böyle devam ediyor.